ocağında yetişen gençlik senin ardında. 7'den 70'e bu ocağın ferdinde. İzzet Baysal Vakfı'nın ilimiz genelindeki lise birincilerini ödüllendirdiği geleneksel İzzet Baysal Vakfı Başarı Ödülleri Töreni'nin 32.si İzzet Baysal Avant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Törende ilimizdeki toplam 48 liseyi birincilikle bitiren 48 öğrenciye ödül verildi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde düzenlenen ödül törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, kurum müdürleri, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu ve mütevelli heyet üyeleri, okul yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve aileleri katıldı. Ocağında yetişen gençlik senin ardında. 7'den 70'e bu ocağın ferdinde. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende merhum İzzet Baysal'la yapılan röportajlardan derlenen film gösterildi. Sultanisi'nin orta kısmını bitirdikten sonra içimden geldiği memlekette birçok inşaatlar yapılıyordu. Törenin açılış konuşmasını İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal yaptı. Hep idari Bolu'da birincilikle bitirmekle kalmamış, Bolu'da kimsenin haberi olmadan kendi inisiyatifiyle, o zamanki işte kendisi de söyledi, o zamanki ismi Sanayi Nefise Mektebi'ydi. Bugünkü Güzel Sanatlar Akademisi'ne hiç babasına, abisine bile haber vermeden İstanbul'a gidip imtihana giriyor. Ve orada hakikaten Bolu'nun ilk Cumhuriyet döneminin ilk mimarı olarak mezun oluyor. Ve belki bahsetmediler, hayatının en büyük kazancını da gene de Bolu'da edinmiştir. Ankara'daki müteahhitliği zamanında Bolu'nun birçok inşaatlarını devletten ihaleyle almıştır. Bunların arasında hepinizin bildiği Bolu, ilk Bolu Lisesi, Sübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Bolu Cezaevi, bunlar birkaç tane daha sayabilirim, şimdi hatırımda yok. Bunlar Bolu'da mesleğiyle edindiği ilk kazançlardır. Programda son konuşmayı Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptı. Bu gençlerimiz ortaokulda, lisede, ilkokulda çalıştılar, gayret ettiler. Tabii ki lise birincilikleri lisedeki performanslarına göre ölçülüyor ama eğer ilkokuldan itibaren yükselerek gelen bu grafikleri olmamış olsaydı lisede de bu performansı sağlayamayabilirlerdi büyük ihtimalle. O bakımdan gençlerimizi kutluyorum. Diğer yandan bütün gençlerimizi kutluyorum. Bu sene, geçen sene bildiğiniz gibi LGS sınavlarında ortaokul öğrencilerimizin liselere giriş sınavlarında ilimiz 66. sırada idi. Bir senelik gayretli bir performansın arkasından bu sene 23. sıraya yükseldi. Ben inanıyorum ki Bolu çok daha yukarılara layık ve aynı zamanda bunu başarabilecek potansiyeli performansa sahip. Eğitim öğretimimizde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, tekrar okullarımızın birincisi evlatlarımıza ve diğer çocuklarımıza, velilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Bolu'da eğitim veren 48 lisede birinci olan 48 öğrenciye İzzet Baysal Vakfı tarafından çeyrek altın, Türk bayrağı, nutuk, takdir belgesi ve vakıf yayınlarından oluşan hediyeler protokol tarafından takdim edildi. Ayrıca Türkiye Yıldızlar Takım Şampiyonası'nda birinci olan Köroğlu Satranç Kulübü öğrencileri ile takım antrenörü de İzzet Baysal Vakfı tarafından ödüllendirildi.
Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.